Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesi'nden devam ediyoruz. Hüzün, hak yolunun duraklarından birisi ve hak yolcusunun önemli bir sıfatı olan hüzün, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'de en bariz özelliklerinden birisiydi. Onun sürekli hüzün ve tefekkür halinde olduğu ifade edilir. Efendimiz, hüznün hak katındaki değerini ifade sadedinde Allah bütün mahzun kalpleri sever buyurmuştur. Ebu Ali Dekkak, hak yolcusunun hüznün olmadığı şartlarda seneler içerisinde ancak alınabilecek mesafenin hüzünle bir ayda alınabileceğini söylemiştir. Yine Dekkak, bir hak dostunun güneş batarken acaba bugün herhangi bir mahzunun üzerine doğdu mu, doğdun mu diye sorduğunu nakletmiş. Bununla hüzün sahibi insanların azlığına işaret etmiştir. Süfyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyh, eğer bu ümmet içerisinde bir mahzun ağlasa Allah onun hürmetine bütün ümmeti bağışlar sözüyle hüznün ve mahzunun hak katındaki değerini ifade etmiştir. Hazreti Veki, Fudayl bin İyaz dünyayı gözlerini yumduğunda bugün yeryüzünden hüzün gitti diyerek Fudayl'ın hüznüne dikkatleri çekmiştir. Seleften bazıları da amel defterlerinden hasenat adına en çok bulunan şeyin Allah için çekilen tasa ve hüzün olduğunu söylemişlerdir. Cu ve şehvetleri terk. Cu, açlık anlamında olup sufilere ait sıfatlardan birisidir. Hak yolunda mücahedenin, nefsi terbiye etmenin temel esaslarındandır. Kendilerini hakka ulaştırmak isteyen gayretli müminler, kendilerini zaman içerisinde açlığa alıştırmışlardır. İşin doğrusu hikmetin kaynağı olan açlığın çok önemli bir yeri olduğunda şüphe yoktur. Kur'an, imtihan sırrını anlatırken açlığa da değinmiştir. Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele. Bakara Suresi 155. ayet. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatında da açlığı görmek mümkündür. Bir defasında Hazreti Fatıma radıyallahu anha elinde bir parça ekmekle Allah Resulüne gelmişti. Efendimiz elindekinin ne olduğunu sorunca Hazreti Fatıma, pişirdiğim ekmektir. Bu parçayı size getirmeden yemeğe gönlüm razı olmadı deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu elindeki babanın ağzına 3 günden beri giren ilk yemektir. Yahya bin Muaz'ın rahmetullahi aleyh şu sözü açlığın değerini ifade etmesi bakımından mühimdir. Eğer açlık çarşıda satılan bir şey olsaydı ahiret talep edenlerin ondan başka herhangi bir şey almaları uygun olmazdı. Sehil Tusteri Allah-u Teala dünyayı yarattığında isyan ve cehaleti topluluğun içine, ilim ve hikmeti de açlığın içine koymuştur. Ve Ebu Süleyman Darani, dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı ise açlıktır diyerek, midenin boş tutulması ile hikmet ve uhrevileşme arasında sıkı bağlar kurmuşlardır. Şehvetleri terk derken, sadece haramı arzulamak şeklinde değil, helallerde aşırılık da şehvet ve nefsanilik olarak anlaşılmıştır. Bu bağlamda yaşanan örnekler bir hayli mevcuttur. Birkaç örneği burada zikredebiliriz. Örneğin Ebu Bekir Furek, ailenin geçimini temin etme meşguliyeti, helalinden kazanma adına olan şehvetin neticesidir. Haram yönden olan şehvete uymanın rezilliğini sen düşün. Bir başka açıdan şehveti sadece karşı cinsi olan arzu olarak değil, makam, para, şöhret gibi konuları da kapsayacak şekilde anlamak da daha doğru bir anlayıştır. Huşu ve tevazu. Bir kalp ameli olan huşu, saygı ve hakka gönülden boyun eğme demektir. Şu ayetler huşu hakkındadır. Muhakkak ki müminler mutluluk ve başarıya erdiler. Onlar namazlarını tam bir huşu içindedirler. Müminin suresi 1 ve 2. ayet. Rahman'ın kulları öyle kimselerdir ki, yeryüzünde mütevazı olarak görürler. Cahiller kendilerine laf atarsa selam derler. Furkan suresi 63. ayet. Huşunun tevazu ile çok yakın bir irtibatı bulunmaktadır. Tevazunun zıttı ise kibirdir. Bir defasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez, kalbinde zerre kadar iman olan da cehenneme girmez buyurdu. Onun bu sözünü duyanlardan birisi insanın giydiği elbiseyi beğenmesinin kibir olup olmadığını sorunca şu cevabı verdi. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir, hakkı kabul etmemek ve insanları küçük görmektir. Efendimiz hasta ziyareti yapar, cenazeye katılır, merkebe biner, ayrım yapmaksızın herkesin davetine giderdi.
Evinin temizliğini yapar, ayakkabılarını tamir eder, elbisesini yamardı. Koyun sağar, çarşıdan aldığı eşyayı evine götürürdü. Herkese selam verir, herkesle tokalaşırdı. Huşu ve tevazu hakkında şu cümle bir ölçü gibidir. İnsan birileri tarafından kızdırıldığında, onun aksine hareket edildiğinde veya kendisine ret cevabı verildiğinde bunların hepsini hüsnü kabulle karşılayabiliyorlarsa o insan huşu ve tevazu sahibidir. Namazda huşunun şartı olarak namaz esnasında etrafındaki insanları tanımaması ifade edilmiştir. Bir defasında ashabtan Zeyd bin Sabit radıyallahu anh bineğine binerken İbni Abbas radıyallahu anh hemen gelip onun atına rahatça binebilmesi için binenin üzengisini tuttu. Hazreti Zeyd böyle yapmamasını söyleyince İbni Abbas biz alimlerimize böyle davranmakla emrolunduk dedi. Zeyd bin Sabit de ani bir hareketle İbni Abbas'ın elini öpüverdi ve biz de Allah Resulü'nün yakınlarına böyle yapmakla emrolunduk dedi.